Hangi birini anlatayım? Esnafın her biri, her sektörde kan ağlıyor esnaf. Şehirler arası ulaşım mesela. Bugün otogardaydık aynı zamanda. İstanbul, Büyük İstanbul Otogarı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi otogarı toparladı, derledi, topladı, temizledi. Otogar böyle ailece içine girilebilecek bir yer haline geldi. Ben biliyorum, Ankara'ya zaman zaman gidip geliyorum, oradan biliyorum. Gördüm yani. Öyle kulaktan dolma bilgilerle değil. Yoksa fenaydı durumu. İyi temizlendi, derlendi, toplandı da müşteri yok. Bir yere giden yok. %50 azalmış durumda. Ve kontağı borca çeviriyorlar otobüs firmaları. Bir de onlara kulak verelim. Erzurum arı O eski kalabalık günlerden eser yok artık. Otogar esnafı kara kara ne yapacağını düşünüyor. Salgının artmasıyla birlikte otogarlardaki yoğunluk neredeyse %50 azaldı. Otogar esnafı dertli, otobüs esnafı dertli, bir destek bekliyor. Esnafların kan ağlıyor. Vergilerini ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor, doğalgazı, suyu, telefonunu hiçbir şey, bir şey ödeyemiyor. Ne kiramızı, ne vergimizi, ne diğer mesela giderlerimiz, suyudur, elektriktir, doğalgazdır, hiçbir şey ödeyemiyoruz. 65 yaş ve üstü seyahat kısıtlaması, 20 yaş altı seyahat kısıtlaması, okulların kapalı olması, askerinin dağılım yapılmaması neticesinde bizim sektörümüz tamamen mağdur duruma düştü. Servislerimizi azalttık, seyahat süremizi devam ediyoruz, bir şekilde çalışıyoruz ama kazançlarımız tamamen düştü. Yani şöyle söyleyeyim, korkunç bir şekilde zarar ediyoruz. İnşallah bir an önce pandeminin bitmesini bekliyoruz. Şu anda sefer saatlerimiz yarı yarıya gitti. Yolcu şey sınırlaması olduğu için araçlarda, koltuk sınırlaması olduğu için zaten bir kere oradan yarı yarıya kaybımız oluyor. E bir de ikili birli muhabbeti çıktı. Oradan da yani %15, %20'lerdeyiz şu anda. Destek göremedi otogar esnafı. Kaderine terk edildi. Tabii destek bekliyoruz ama destek de şu ana kadar almadık. Sadece şehirler arası ulaşımda %50 koltuk kapasite taşıma izni veriliyor. Uçaklarda, trenlerde, deniz otobüslerinde, İstanbul'daki toplu ulaşımların hepsinde seyahatler iç içe insanlar. Bir tek bizde koltukları ayrıştırdılar. Yani mantık da bunu almıyor. Aracını satmaya çalışan insanlar var. Firmasını satmaya çalışan insanlar var. Yazıhanesini devretmeye çalışan insanlar var. Otogarda büfeler, kafeler biliyorsunuz birçok. Ben kendim servis araçlarım var. Kendi servis araçlarımın iki tanesi, dört tane var. İki tanesini satmaya çalışıyorum. Ve müşteri de bulamıyorum. Devlet bu tür şeylere destek çıkması lazım. Devlet bu günlerde lazım bize. Aralık ayındayız. Yani Şubat'ı görürsek ne mutlu diyoruz. Kısacası otogarda dükkanlar zararına açılıyor. Otobüs kontağı ise borca dönüyor. Önceden iyiydi yani önceden en azından yani zarar etmiyorduk ama şu anda zarar ediyoruz. Gerçekten de zarar ediyoruz. Yani kurtarmıyoruz açıkçası. Masraflar ağır, kurtarmıyoruz. Hiçbir yardım, hele bu sektöre hiçbir yardım yok kesinlikle. Bu sektöre hiçbir yardım yok. Biz görmedik. 19 kişiyle Diyarbakır'dan geldik. Buradan da ben 19 kişiyle gitsem ben yani 2 milyar içerideyim.